Statü bireyin toplumdaki sosyal pozisyonudur. İnsanların sahip oldukları farklı statüler diğer insanlarla olan etkileşimlerini etkiler. Her bireyin pek çok farklı statüsü vardır. İnsanlar erkek çocuk ya da kız çocuk statüsündeyken öğrenci statüsünde öğretmenleriyle yaşadıklarından ya da arkadaş statüsünde akranlarıyla yaşadıklarından daha farklı davranırlar. Yani statü ilişkilerimizi etkiler. Bazı durumlarda bireyler eşittir. Örneğin, buradaki bu bireyin siz olduğunuzu varsayalım. Burada da arkadaşınız olsun. İşte bu, iki tarafın eşit olduğu bir durum. Burada ikiniz tartışırken ya da bir şeyler hakkında konuşurken gerçekten rahat hissedersiniz. Diyelim ki ev arkadaşıysanız ve okula arabayla gitmeniz gerekiyorsa, arkadaşınıza rahatlıkla şöyle diyebilirsiniz. Bugün arabayı ben kullanacağım, ama yarında sen kullan. Yani bu tür şeylerin aranızda geçmesi epey olasıdır. Sonuçta burada her iki kişi de şu an arkadaş statüsünde. Dolayısıyla eşit konumdalar. İnsanlar farklı durumlarda kendilerinden daha yukarıda ya da daha aşağıda statülere sahip kişilerle de etkileşime girerler. Örneğin şimdi bu yine siz olun ve bu sefer bir Profesörünüzle etkileşim içinde olduğunuz bir duruma bakalım. Profesör burada sizden daha üst bir konumda. Bu nedenle siz bir nevi daha itaatkar durumdasınız. İlk önce onun söylemek istediklerini dinlemeniz gerekiyor. Onunla bir şeyler tartışmak isterseniz biraz daha dikkatli olmalısınız. Çünkü öğrenci olarak saygılı davranmak zorundasınız. Bir başka durumda Mesela şimdi de bir organizasyonun başında olduğunuzu varsayalım. Başkan olduğunuz zaman, diğer üyeler üzerinde bir anlamda kontrol ve üstünlük sahibisiniz demektir. Bu durumda, üyeler size itaat etmek durumundalar. Lider olarak sizi takip edecekler ve size daha fazla saygı duyacaklar. İşte burada, aynı kişiye ait olabilecek üç farklı durumu görebilirsiniz. Görüyorsunuz ki, Sadece sahip olduğunuz statüye bağlı olarak etkileşimlerinizde eşit olabileceğiniz gibi daha yukarıda ya da daha aşağıda bir konumda da olabilirsiniz. Bazı durumlarda insanların sahip oldukları statü üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Bunlara edinilmiş ya da verilmiş statü denir. Edinilmiş statü aslında bireyin doğumuyla birlikte elde ettiği statüdür ve hayat boyu değişmez. Örneğin, eğer bir kraliyet ailesinde doğarsanız, size anında prens ya da prenses statüsü verilir ve bu edinilmiş statü olur. Bu ele alacağımız diğer statü türlerinden oldukça farklıdır ki ona da kazanılmış statü deniyor. Kazanılmış statüyü kendi çabanızla, kendi kararlarınızla ve seçimlerinizle elde ettiğiniz şeyler olarak düşünebilirsiniz. Buna örnek olarak da buradaki adamı gösterelim. Eğer bu adam olimpiyat takımında bir şans elde etmek için çok çaba göstermiş, pek çok şeyi feda etmiş ve tüm hayatı boyunca okula gitmeden evde eğitim almışsa, bunun için çok çalışmışsa ve böylelikle olimpiyat takımına seçilmişse, iyi bir sporcu olmak onun için kazanılmış statüdür. Çünkü bunu yapmayı kendi seçti. Bunun için çok çalıştı ve bu statüyü kazandı. Burada anahtar kelime kazanmak.